Büyüyen, kalkınan, gelişen Türkiye'nin mimarı, Türkiye sevdalısı lider, Türkiye'ye yakışan başbakan, başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Onurlu oluşun, erdemli dik duruşun sembolü, milletimizin hizmetkarı, başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Onurlu oluşun, erdemli dik duruşun sembolü, Türkiye sevdalısı lider, başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. Hazır mıyız? İşte dünya mazlumlarının gül sesi. İşte milletimizin hizmetkarı. Türkiye sevdalısı lider, başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte Türkiye'ye yakışan başbakan Recep Tayyip Erdoğan. İşte Malatya, İşte Türkiye'ye yakışan başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Evet, bayrakları görelim, bayraklar. Eller. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, değerli basın mensupları, bu açılış şölenini hınca hınç dolduran, adeta burayı bayram yerine çeviren saygıdeğer Malatyalı hemşehrilerimiz, Malatya'da yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış merasimi vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm konuklarımıza ve siz sevgili Malatyalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, değerli hemşehrilerimiz, şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunmaya, ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımız için lütfen dikkat. Teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Malatya Belediye Başkanımı Sayın Ahmet Çakır'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım.
Mazlumların ümidi, onurlu duruşun sembolü, insanlığın haykıran sesi, Sayın Başbakanım, Malatya'mıza hoş geldiniz. Evet, köylüsünden şehirlisine, 7'den 70'ine, kadından erkeğine, başbakanını kucağına basan değerli hemşehrilerimiz, sizler de hoş geldiniz, onur verdiniz. Evet, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sorumluluk bilincimizde görevimizi ibadet aşkıyla ekibimizle birlikte gece demeden, gündüz demeden sizden aldığımız emaneti yerine getirme gayret içerisinde olduk. Malatya'mızı bir bütün içerisinde ele aldık. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine şehrin her sorunlarını çözmek, yaşanabilir bir şehri oluşturmak adına bugüne kadar çalışmalarımızı sürdürdük. Ben başta Sayın Başbakanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize bir kez daha saygılarımı sunuyorum. Sayın Başbakanımıza sizler adına bir kez daha hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Malatya Belediye Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, değerli hemşehrilerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Malatya Valimiz Sayın Vasif Şahin'i kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, kıymetli misafirler, değerli Malatyalılar. Tarihi zenginliğinin yanı sıra binlerce yıl boyunca beşikliğini yaptığı medeniyetler mirasının kadim kültürümüzle taçlandırıldığı bir kutlu beldeye hamuruna Somuncu Baba'nın mayak attığı Niyazi Mısri duruşlu onurlu şehre Malatya'ya hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sayın Başbakanım, teşriflerinizle tarihi günlerine bir gün daha katan Malatya'nın liderliğinizde başlanan ülkemizin demokratikleşmesi ve kalkınması yürüyüşünü iyi okumaya çalıştığını ve bu yolda tarihe, milletimize ve size mahcup olmama adına üzerine düşen görevleri en iyi şekilde ifade etme azim ve kararlılığında olduğunu hasreten ifade etmek isterim. Sayın Başbakanım, bugün açılışını yaptığınız 79 adet kuruluş ile Malatyalılar hem hizmetlere daha kolay ulaşabilecekler, hem de istihdam ve üretim artışı ile ilimiz ve ülkemiz ekonomisine daha çok destek sağlanmış olacaktır. Emir ve talimatlarınızla gerçekleşen bu yatırımlar nedeniyle zat-ı hallerinize ilimiz adına kalbi şükranlarımı tekraren arz ediyorum. Ayrıca emeği geçen sayın bakanlarımıza, mühendisinden işçisine kadar tüm çalışanlara, özellikle cömert bağışçılarımıza, hizmet ve üretim tesisi yapan cesur müteşebbislerimize teşekkürlerimizi sunuyor. Açılışımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımı. Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, Sayın Başbakanımızın yanı sıra açılış merasimimizi onurlandıran değerli konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Doktor Mehmet Mehdi Ekel. Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz. Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım. AK Parti Grup Başkan Vekili Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Milletvekilimiz Nurettin Nebati. Malatya Milletvekilimiz Hüseyin Cemal Akın. Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık. Malatya Milletvekilimiz Mahmut Mücahit Fındıklı. Malatya Milletvekilimiz Ömer Faruk Öz. Malatya Milletvekilimiz Mustafa Şahin. Elazığ Milletvekilimiz Zülfü Demirbağ. Elazığ Milletvekilimiz Sermin Balık. İstanbul Milletvekilimiz İbrahim Yiğit. Başbakanlık Müsteşarımız Sayın Efkan Ala. TOKİ Başkanımız Ahmet Haluk Karabel. Gençlik Spor Bakan Yardımcımız Metin Yılmaz. AK Parti Malatya İl Başkanı Sayın Bülent Tüfekçi. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Çok saygıdeğer Başbakanım, değerli bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz, belediye başkanımız, Malatya'mızın çok sevgili güzel insanları, hepinize en kalbi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başbakanım, Malatya'da hava Karadeniz oldu. Her an yağış gelebilir gibi, o nedenle sözlerimi bir iki cümleyle toparlamak istiyorum. Çok saygıdeğer Başbakanım, Malatya'ya verilmiş her ne sözünüz varsa öncelikli görevimiz o sözlerin gereğini yerine getirmektir. Allah'ın izniyle bugün yapımı tamamlanan 8 eserimiz elinizle hizmete açılmış olacak. Bu arada Malatya'yı bir spor kentine dönüştürmek üzere 18 gençlik ve spor yatırımının da yapımına devam ediyoruz. Sayın Başbakanım, 2011 milletvekili seçimleri öncesinde Malatya'da verilmiş bir sözünüz var. Kenti 25 bin kişilik UEFA standartlarında bir yeni stadyuma kavuşturmak. Stadyum inşaatımız başladı, devam ediyor. Şu an %30 düzeyinde. Malatya'da yapılmasını istediğiniz bir spor salonu var. 5 bin kişilik ihale sürecinde hazırlanıyor. Ve Malatyalı gençlerimizin spor yapabileceği 10 antrenman spor salonunu bünyesinde barındıran çok amaçlı bir spor salonu. Biri stadyum olmak üzere 18 yeni tesis ve öğrenci yurtlarıyla birlikte Malatya'nın Malatyalıların hizmetindeyiz. Bir yandan Malatya Stadyumu devam ederken inşallah en kısa sürede komşu ilimiz Elazığ'da da 25 bin kişilik yeni bir stadyumun yapımına başlamayı hedefliyoruz. Sayın Başbakanım, sevgili Malatyalılar, hava Karadeniz dedim. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Başbakanımız, değerli konuklar, değerli hemşehrilerimiz, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Başbakanım, değerli bakan arkadaşlarım, Sayın Valim, belediye başkanlarım, Malatya'nın saygıdeğer güzel insanları, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biliyorum, sabırsızlıkla Sayın Başbakanımızı bekliyorsunuz. O halde bize lafı uzatıp zurna yapmamak yaraşır. Lafı kısa tutmak yaraşır. Sayın Başbakanım, 11 yıl içerisinde
Dediniz ki yolları bölelim, hayatları birleştirelim. Dediniz ki yolları bölelim, milleti birleştirelim. Bugün Malatya'da milleti birleştirdik Sayın Başbakanım. Hava yolunu halkın yolu yapın dediniz. Bugün hava yolu halkın yolu haline geldi. Ülkemizin hızlı tren özlemini giderin dediniz. Ve bugün Türkiye Avrupa'da 6., dünyada 8. hızlı trene sahip ülke haline geldi. Hayaller bir bir gerçek oldu. Malatya'da Sayın Başbakanım 80 yılda sadece 66 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. 10 yıl içerisinde tam 270 kilometre bölünmüş yolla Malatya'yı kuzeyinden güneyinden Anadolu illerine bağladık. 10 yıl önce 2003'e kadar, 93'ten 2003'e kadar Malatya'ya harcanan toplam ulaşım projelerinin tutarı sadece 142 trilyon. 10 yıl içerisinde liderliğinizde AK Parti iktidarında tam 1 katrilyon 100 trilyonu Malatya için harcadık. Hayırlı uğurlu olsun, helali hoş olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız Malatya? Bayrakları indiriyoruz. Bayrakları indiriyoruz. Elleri görelim eller. İşte hizmetin ilklerin öncüsü geliyor. Kararlı oluşun. Erdemli dik duruşun sembolü geliyor. Türkiye sevdalısı başbakanımız geliyor. Sevgili Malatyalılar, çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Bugün bir kez daha bizleri Malatya'da misafir ettiğiniz, bir kez daha gönüllerinizde ağırladığınız için sizlere şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Bize yüreklerinizi, bize sevdanızı açtığınız için, ahde vefanız için, kadir şinaslığınız, hak şinaslığınız, Malatyalı her bir kardeşimin o kendine yakışan şekliyle gösterdiğiniz vefanız için teşekkür ediyorum. Bana diyorlar ki, yorulmuyor musun? Allah aşkına, insan şu manzaraya, şu coşkuya, şu gönül muhabbetine mazhar olur da onun lügatinde yorulmak olur mu? Siz Malatyalı merhum Niyazi Mısri'nin dediği gibi cana cansınız. Cana canansınız. Bu Malatya Battal Gazi'nin şehridir. Bu Malatya
Konevi Hazretlerinin, İbni Arabi Hazretlerinin şehridir. Bu Malatya rahmetli dostum Ahmet Kaya'nın şehridir. Bu Malatya rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın şehridir. Malatya cana candır. Malatya cana canandır. Her geldiğimde söylüyorum. Bugün de söyleyeceğim. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Gönülleri coşturur ayla güneşin. Rabbim muhabbetinizi daim eylesin. Rabbim dostluğumuzu, yol arkadaşlığımızı, kardeşliğimizi muhafaza etsin. Biz her zaman Malatya'dan razı olduk. Rabbim de sizden Malatya'dan razı olsun. Sevgili kardeşlerim, sevgili Malatyalılar, bugün Malatya'da tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün Malatya'da bir açılış bayramını yaşıyoruz. Bir tek açılış töreniyle Malatya'ya bugün 735 trilyonluk açılış yapıyoruz. 79 ayrı eser ve hizmeti kazandırıyoruz. Bu gecede inşallah Malatya'ya misafiriz. Burada kalıyoruz. Yarın Darende'ye gidiyoruz. Orada açılış yapıyoruz. Ardından Doğanşehir'e geçiyoruz. Orada da açılışlar yapıyoruz. Yarın yapacağımız açılışları da eklediğimiz zaman Malatya'ya bir seferde 776 trilyonluk eser kazandırıyoruz. 93 ayrı eser ve yatırım kazandırıyoruz. Bu 93 eseri burada tek tek sayacak değilim. Liste burada. Görüyorsunuz. Değerli kardeşlerim, merkezde Milli Eğitim Bakanlığımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın yaptırdığı 13 okul ve pansiyon. Battalgazi, Hekiman, Doğanyol, Akçadağ, Pötürge, Yeşilyurt, Arap Girdi okullar, spor salonları, pansiyonlar, merkezde İnönü Üniversitesi'nin yeni tesisleri, Kale'de üniversitemizin uygulama oteli, ulaştırmada 3 yatırım, sağlıkta 2 yatırım, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptırdığı 6 yatırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın yatırımları, Enerji Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yaptığı yatırımlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın yatırımları, TOKİ'nin 2400 konutu, Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün tamamladığı restorasyonlar, bunların hepsini bugün resmi olarak hizmete alıyoruz. Bitmedi. Özel sektörümüzün ikinci organize sanayi bölgesine yaptığı 7 büyük yatırımı bugün burada resmi olarak açıyoruz. Değerli kardeşlerim, Malatya Belediye'mizin, ilçe belediyelerimizin yatırımlarını, hizmetlerini bugün burada resmi olarak açıyoruz. Tekrar ediyorum. Tekrar ediyorum. Toplamda yarın açacaklarımızla birlikte Malatya'ya 93 kalem, 776 trilyon liralık yatırım kazandırıyoruz. Hepsinin Malatya'mıza, Malatyalılara hayırlı olmasını diliyorum. Bütün bakanlıklarımıza, bakan arkadaşlarımıza, kurumlarımıza teşekkür ediyorum.
özel sektörümüze, hayır sahiplerimize, özellikle girişimci vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, siz bize bir emanet verdiniz. Biz de o emanetin hakkını veriyoruz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Vazifemizi yapıyor, görevimizi yapıyor, size hizmet üretiyoruz. Bu can, bu tende olduğu müddetçe durmadan, duraklamadan, yorulmadan size hizmet üretmeye inşallah devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, bundan 2,5 yıl önce 17 Mayıs 2011'de Malatya'ya geldiğimizde size bir söz vermiştik. Malatya'nın nüfusu o zaman 750 binin altındaydı. Biliyorsunuz değil mi? Dedim ki Malatya'nın nüfusu 750 bini geçerse Malatya'yı da büyük şehir statüsüne kavuşturacağız. Dedik mi? Dedik. Peki Malatya'yı büyük şehir yaptık mı? İşte biz buyuz. Çünkü ne aldatan olduk, ne aldanan olduk. Biz her zaman verdiği sözü yerine getiren bir iktidarız. Biz bu yasayı çıkarırken, Malatya'yı büyük şehir yapacağımızı söylerken muhalefet buna karşı çıktı. Bu yasayla şehirleri yönetemezsiniz dedi. Aynı muhalefet şimdi birkaç ay sonra buraya gelecek. Değerli kardeşlerim, ne diyecek size biliyor musunuz? En iyi biz yönetiriz diyecek. Hani bu yasayla yönetilmezdi. Şimdi nasıl bu ifadeyi kullanıyorsunuz? Ama ben sizin onlara ne diyeceğinizi çok iyi biliyorum. Malatya'nın güzel bir sözü var. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Öyle mi? O kadar. Bu işler azim işidir. Bu işler gayret işidir. Bu işler ustalık işidir, tecrübe işidir. Biz İstanbul'da piştik. Ankara'da piştik. Kayseri'de, Konya'da, Samsun'da, Kocaeli'nde bu işin ustası olduk. Allah'ın izniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde Malatya'nın en ücra köylerine, yaylalarına, mezralarına kadar da hizmet götürecek çok farklı bir Malatya'yı inşallah inşa edeceğiz. Kardeşlerim, bizim Türkiye sevdamız var. Bizim millete sevdamız var. Türkiye'yi büyütmek, Türkiye'yi yüceltmek, kardeşliğimizi daha da pekiştirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. İçeride kardeşliğimizi yücelteceğiz. Dışarıda da kardeşlerimize sahip çıkmaya, dostlarımızla dayanışmaya, hakkı söylemeye, hakkı savunmaya devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, biz her alanda ilkelerle hareket eden bir hükümetiz. Çıkmış şu CHP'nin genel başkanı diyor ki, bu başbakan barıştan yana değil diyor, savaştan yana. Bak bunu bana söyleyemezsin. Önce sen zalimden yanasın.
110 bin benim Suriye'deki kardeşimi öldüren zalimle berabersin. Zulm ile abad olunmaz. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Değerli kardeşlerim, zulümle hareket edenler onlardandır. Ve Suriye katilini, zalimini, kendi milletvekillerini göndermek suretiyle onu moralize eden kim? CHP'nin genel başkanı. Sen misin barıştan yana? Eğer sen barıştan yanaysan yandık. Reyhanlı'da 53 kardeşimiz şehit edildi. Ağzını açıp da bir kelam edemedin. Çünkü o kardeşlerimizi şehit edenlerin rehberleriyle senin milletvekillerin beraberdi. CHP hiçbir zaman bu ülkede kardeşlerim barışın yanında olmadı. Hep zulmün yanında oldu. Hep zulmetti. Tek partili döneme bakın, hep onların zulmünü görürsünüz. Benim Malatyalı kardeşlerim onu çok iyi bilir. Kardeşlerim biz Suriye'deki kardeşlerimizin yanındayız. Biz Mısır'da Rabia Meydanı'ndaki demokrasi isteyenlerin, halkın iradesine saygı isteyenlerin yanındayız. Biz darbelerin karşısındayız. Dolayısıyla bak, aynı CHP şimdi de darbecilere adamlarını gönderdi. Onlara gönderdi. Kardeşlerim, şecaat arz ederken bunlar sirkatin söylüyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Şu Malatya ile gurur duyulmaz mı? Büyük bir devlete, büyük bir ülkeye yakışan neyse, yaraşan neyse, biz onu yapan, ona göre tavır belleyen bir hükümetiz. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, pazartesi günü bir Suriye helikopteri sınırımızı ihlal ettiği için uçaklarımız tarafından bildiğiniz gibi vuruldu. Gerekli uyarılar yapıldı. Angajman kurallarını değiştirdiğimizi daha önce ifade etmiştim. Uyarılarımıza rağmen sınırımızı ihlal eden helikoptere bizim uçaklarımız geldi, uyarıyı yaptı ve gereği neyse onu icra etti. Ortaya enteresan bir durum çıktı. Suriye'nin eli kanlı rejimi, bu konuda konuşmazsın yani. Suriye rejimi bu konuda bizim haklılığımızı teyit ederken ana muhalefetin genel başkanı her zaman yaptığı gibi Suriye adına konuştuğuna şahit oluyoruz. Ne dedi? Bizim uçağımız uluslararası sularda biliyorsunuz hukuksuzca daha önce düşürüldü. Şimdi yaptığı açıklamalara bakın. Suriye helikopteri düştüğünde yaptığı açıklamaya bakın. Bu çok önemli. İkisini de yan yana koyun. İkisinde de Suriye rejimini değil, Türkiye'yi, kendi ülkesini, kendi devletini itham ettiğini göreceksiniz. Suriye'de 2,5 sene içinde 110 binden fazla insan hayatını kaybetti. Bunların içinde çocuklar var. Bunların içinde bebekler var. Bunların içinde masum kadınlar var. 7 milyon insan göçmen, 5 milyon ülkesinin içinde, 500 bini bizde, 1,5 milyon Lübnan'da, Ürdün'de.
Şu ana kadar 2 milyar dolar biz harcama yaptık. Helal hoş olsun yapacağız. Bu millete ev sahipliği yakışır. Misafirperverlik yakışır. Yapacağız. Niye? Çünkü biz mazlumun yanındayız. Çünkü biz mağdurların yanındayız. Yani onlara uçak bombaları düşerken biz onları o bombaların altında mı bırakacaktık? Tanklarla toplarla vurulurken onların altında mı bırakacaktık? Kapılarımızı açtık. Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı bu cinayetler, bu katliamlar karşısında, bu gaddarlık karşısında bir kez olsun samimi bir açıklama yapmadı. Peki ne yaptılar? Adeta katil Suriye rejiminin sırtını sıvazlamak için, onu teşvik etmek için ifadeler kullandı. Ne dedi? Dedi ki helikopter düşürülünce çok enteresan, hükümet gaz alıyor dedi. Şu ifadeye bak ya. Bizim sınırlarımızı ihlal etmiş. Ne yapacaktık? Hoş geldin. Buyurun devam et mi diyecektik? Gereken neyse onu yapacaktık ve yaptık. Kardeşlerim, bakınız, diyor ki Haçlı zihniyetleri 9. asırda kaldı. Sevsinler seni. Çanakkale'ye Haçlı zihniyeti geldi. 18 Mart 1915'te Gazi Mustafa Kemal ordularımızla Haçlı zihniyetine karşı savaştı. Öyle mi? Çünkü kimler geldi, kimler geldi o zaman? Ama bizde de kimler vardı? Şam'dan gelen kardeşlerimiz vardı. Afganistan'dan bileğindeki bileziği gönderen hanım kardeşlerimiz vardı. Balkanlardan gelen kardeşlerimiz vardı. Bilir misiniz? Onlar şu anda Çanakkale'de bizim kardeşlerimizle koyun koyuna yatıyorlar. Niye? Çünkü şehadet bunu gerektiriyordu. Kardeşlik bunu gerektiriyordu. Onlar bunu yaptı. Ve 18 Mart 1915'te Haçlı zihniyetini ordularımız Çanakkale'de ne yaptı? Denize gömdü. Sen bunları önce bir öğren. Tarihten haberin yok. Bunları bir öğren. Sorsak Çanakkale'ye bugüne kadar kaç kere gittin? İnanın daha bir kere belki de Çanakkale'ye gidip orada kabir ziyareti yapmamıştır. Ama bizim hamdolsun şu anda iktidarımız, Gençlik Spor Bakanlığımız, bakıyorsunuz bir dönem geliyor Çanakkale'de gençliğimize, bak burada dedelerimiz var diyor. Alıyor Sarıkamış'a götürüyor, bak Sarıkamış'ta burada bizim dedelerimiz var diyor. Bu ruhu vereceğiz ki gençliğimize geleceğimiz farklı olsun. Çünkü biz tencere tavacı yetiştirmeyeceğiz. Biz elinde molotof kokteyllerle dolaşan bir gençlik yetiştirmek istemiyoruz. Elinde bilgisayarıyla yarınların güçlü nesillerini yetiştirmek istiyoruz. İnançlı bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Tinerci bir nesil değil. Ve ben Malatya'nın ruh dinamiğinde bunu görüyorum. Değerli kardeşlerim, ve bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla yolumuza inşallah devam edeceğiz. Çünkü benim özellikle Malatyalı kardeşlerim bu konularda çok hassas. Bakın, Thank you.
Değerli kardeşlerim, diktatörlükten bahsediliyor değil mi? Nerede diktatör varsa, nerede zalim varsa, nerede kendi halkına silah doldurtan varsa, bakıyorsunuz CHP orada. Nerede kan akıtan varsa, biz onun karşısındayız. Ama CHP'liler yanında. Bakın buradan, Malatya'dan açık ve net şekilde söylüyorum. Dış politika CHP'nin bu genel başkanının boyunu aşacak bir meseledir. Bu iç politikada varlık gösteremeyen dış politikada hiç varlık gösteremez. SSK'yı yönetemeyenlerin kalkıp da Türkiye'yi yönetmesi mümkün olabilir mi? Bu iş tutarlılık işidir. Bu iş kararlılık işidir. Sevgili kardeşlerim, biz bu beyefendinin SSK Genel Müdürlüğü'nde SSK hastanelerinde çektiğimiz çileleri biliriz. Reçetelerde aradığımız ilaçları bulamazdık. Hastane kapılarında çektiğimiz çileleri biliriz. Sen bunu yönetemedin ya. Önce bir defa bu konuda haddini bileceksin. Şimdi Türkiye'yi yönetecekler. Bunların geçmişlerinde nasıl gaz yağ kuyrukları varsa, benzin kuyrukları varsa, ekmek yağ kuyrukları varsa bilesiniz ki bundan sonra da aynısı olacaktır. Bunların lafına bakmayın. Bu iş laf işi değil. İcraat icraat. Bu iş yürek işidir. İlke işidir. Biz dünyanın her ülkesiyle, dünyanın her lideriyle, muhatabımız olan her yöneticisiyle diplomasi kuralları içinde irtibat kurarız. Ama kendi halkına silah doğrultan, kendi halkının kanını akıtan, halkının tercihlerini çiğneyen zalimlere karşı da hiç çekinmeden doğruyu söyleriz. Orada hakkı savunuruz. Biz tarihimizden böyle öğrendik. Ecdadımızdan böyle gördük. Biz bölgemizde barış istiyoruz. Huzur istiyoruz. İstikrar istiyoruz. Bütün çabamız, bütün gayretimiz bölgemizde huzuru, barışı, istikrarı tesis etmek içindir. Bu bölge ne kadar huzur içinde olursa Türkiye'de o kadar huzur içinde olur. Bundan hiç endişeniz olmasın. Sevgili kardeşlerim, sevgili Malatyalılar, sizin Allah'ınıza kurban. Allah'ınıza kurban, Allah'ınıza. Eyvallah. Eyvallah. Biz bir yandan ülkemizi büyütüyoruz. Bir yandan bölgemizde ve dünyada barışın mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta içinde pazartesi günü ayın 30'unda yeni bir demokratikleşme paketini açıklayacak toplumun her kesimini 76 milyonun tamamını ilgilendiren reformlara start vereceğiz. Biz ilklerin partisiyiz. Biz ilklerin iktidarıyız. Partimizi kurarken, hükümetimizi kurarken ne söz verdiysek, partimizin son kongresinde ne söz verdiysek, o sözleri tek tek yerine getirecek, Türkiye'yi çok daha ileri demokratik standartlarla buluşturacağız. 11 yıl boyunca her reforma karşı çıkanlar, her reform senaryosunda karşımıza korku senaryolarıyla çıkanlar daha şimdiden kara propagandaya başladılar. Şunu bilmenizi istiyorum. Biz sizin çizdiğiniz istikamet dışında hiçbir istikamet tanımıyoruz. Biz sizin emanetinizi taşıyor, sizin verdiğiniz yetkiyle hareket ediyor, size hizmet üretiyoruz. Demokrasi alanında, hak ve özgürlükler alanında
benim vatandaşımın, benim kardeşimin neye ihtiyacı varsa, şartlar oluştukça, imkanlar geliştikçe bunu teslim ediyoruz. Bu ülkenin tüm fertlerinin inanç özgürlüğü noktasında yıllarca bu ülkede benim başörtülü bacılarımı üniversiteye sokmadılar. Bunun arkasında kimlerin olduğunu biliyorsunuz. Üniversiteye girmek için yasal düzenleme yaptık. Bu CHP Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. İmam hatiplerin meslek liselerinin orta kısımlarını kapattılar. Getirdiler kat sayısı diye bir şey çıkardılar. Olur mu böyle şey ya? Birisi liseye gidiyor, birisi meslek lisesine. Niye koyuyorsun buraya kat sayıyı kardeşim? İmtihana girecek, bırak kazanırsa kazandığı yere girsin ya. Nedir bu engel? Ayağına bağlıyor bir tane kayayı, koş diyor. Nasıl koşayım ya? Ne oldu? 4+4+4 Yani 444 kod numarasını getirdik ve bu işi bitirdik. Şimdi bütün yavrularımızın önü açık. Yarışın. Kim nereyi kazanıyorsa buyursun oraya girsin. Oldu mu? Kızımız da erkeğimiz de. Başı açığı da başı örtülüsü de. Bunlar birbirlerinin kardeşleri ya. Gençlerimizin arasına fitne tohumları ektiler. İşte bu iktidar bu fitne tohumlarını da ortadan kaldırdı. El ele yürüyeceğiz. Omuz omuza yürüyeceğiz. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Türkiye olacağız. Kardeşlerim, 76 milyon etnik kökeni, inancı, mezhebi ne olursa olsun bizim nazarımızda sadece insandır. Söylüyoruz ya, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Boşnağıyla, Alevisi, Sünnisi aklınıza ne gelirse yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Böyle seveceğiz, sevmeye devam edeceğiz. Biz insanı yüceltmeye, önce insan demeye, Şeyh Edebali gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla. Devleti arkaya aldık, insanı öne çıkardık. Çünkü önce insan. Sevgili Malatyalılar, ben tüm arkadaşlarım size minnettarız. Siz bizi hep bağrınıza bastınız. Biz de sizi bağrımıza basıyoruz. İnşallah çevre yolunda düzenlemek suretiyle arkadaşlarımın anlattığı gibi gençlik spor tesisleriyle, okullarımızla buralardaki o size olan hizmet aşkımız aynı anlayışla devam edecektir. 6,5 ay sonra yerel seçimler var. Ama artık Malatya büyükşehir. Büyükşehir olarak daha farklı hizmetler alacağız. En ücra köy artık köy olmayacak. Mahalle olacak. Mahalle. Bu modern bir şehrin en önemli dinamiğidir. Büyükşehir orada da kanalizasyonunu yapacak. Suyunu getirecek. Her şeyini getirecek. Getirmediği zaman da hesabını verecek. İtfaiyesiyle, her şeyle. İlçe belediyesi aynı şekilde. Burası mezradır, ben gitmem diyemez, gidecek. Planlar bir bütünlük içinde yapılacak. 5000'lik planlar, 25000'lik planlar hepsi. Ama ilçe belediyesi de 1000'lik yapacak. Dolayısıyla insanca yaşamanın erdemine ulaşacağız. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı olarak o deneyimlerimi biz bu yasaya taşıdık. Ve şurada 2 dönemdir İstanbul'da Kocaeli'nde bunun uygulamasını yaptık. Bereketini gördük. Şimdi de inanıyorum ki 10 yıl sonra
başka bir Malatya göreceksiniz. 30 Mart 2014 Malatya şimdiden hayırlı olsun diyor. Sizleri selam, sevgiyle selamlıyorum. Hazır mısınız? Şarkımıza hazır mısınız? Gür bir sesle Türkiye duysun. Bayraklar şöyle, görelim. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Bana her şey Malatya'yı hatırlatıyor. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun diyorum. Kalın sağlıcakla. Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Tüm İslam dünyasının, tüm insanlığın birliğine, barışına vesile olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz, bir adet canlı bağlantımız var ve açılışımızı gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere sayın bakanlarımızı, milletvekillerimizi, Başbakanlık müsteşarımızı, sayın valimizi, TOKİ başkanımızı, belediye başkanımızı, AK Parti Malatya İl Başkanı'nı, yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyoruz. Evet, canlı bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Kerem Aydınlar Kampüsü Arapkir Anadolu Öğretmen Lisesi'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Sayın Nabi Avcı. Nabi Bey, duyuyor musun bizleri? Evet. Mehmet Ali Aydınlar Bey'in merhum evlatları Kerem Aydınlar adına yaptırmış oldukları bu okulun açılışını buradan yapıyoruz. Şöyle önce bir zoomlayalım. Okulu bir buradan Malatya Meydanı'ndaki bu mahşeri kalabalık sizleri selamlıyor ve şöyle bir izleyelim. Nasıl? Muhteşem mi? Arapkir'e, Malatya'mıza hayırlı olsun. Mehmet Ali Aydınlar Bey'e de teşekkür ederken Kerem yavrumuza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Dualarınızı eksik etmeyin. Evet, 16 trilyona mal olan bir okul. Evet, Nabi Bey, mikrofon sizde, söz sizde, Mehmet Ali Bey, zannediyorum Valide Hanım da oradalar. Evet, buyurun. Evet, Sonim Hanım da burada, Seher Hanımefendi de burada. Şimdi hep birlikte müsaadenizle bu resmi açılışımızı gerçekleştireceğiz. Mehmet Ali Bey, Mehmet Ali Bey'in de bir. O görüntülerde, Sayın Başbakanım, görüntülerde görünenden çok daha içerisi asıl görünmeye değer. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sayın Mehmet Ali Aydınlar Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bütün hayırseverlerimize örnek olmasını diliyoruz. Ve Mehmet Ali Bey'e de şöyle bir verelim, belki onun da söyleyeceği birkaç sözü olacaktır. Evet, yan tarafta ben Mehmet Ali Bey'in hanımını da görüyorum. Sağ olun. Sizi ilk fırsatta
İnşallah. Çok teşekkürler. Herhalde bir yatırım daha gerekir. Peki, Allah rahmet etsin diyoruz yavrumuza. Yatırımlarımız çok devam ediyoruz. İnşallah. Burası bir kampüs, devam edecek. Tamam. Tamam. Allah rahmet etsin yavrumuza. Evet. Hayırlı olsun. Kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Şimdi de toplu yatırımı yapıyoruz. Tüm toplu yatırımlar hepsini bir kalemde kesiyoruz. 92 tesisin şu anda açılışını yapıyoruz. Malatya hazır mı? Malatya coşkulu mu? Allah dilinize asla dert vermesin. Coşkunuz daim olsun. 30 Mart içinde kapı kapı sizden koşmayı bekliyoruz. Tamam. Ya Allah. Bismillah. Teşekkürler Malatya. Bugün bu açılış törenini adeta şölene çeviren siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın olsun. Geleceğiniz umutla dolsun. En güzel günler sizlerin olsun. Sağ olun, var olun.